Ben Walter Speckman. 26 yaşındayım. Param bitti, bu yüzden eve geri taşınmam gerekti. Ve şu an taşınmaya yetecek parayı biriktirene kadar köpek yıkıyorum. Ama konu şu ki başlığı sakladım. Çünkü her şey 2 saniye sonra değişmek üzere. Vay canına, bu çok güzel. Aynı sabah. 10, 9, 8. Kalkma vakti küçük bumerangım. Hadi kalk bakalım. 6, 5. Bu kadar uyku yeter. 3, 2. Lili. Senin çok sıkı çalışman lazım evlat. Denemekten vazgeçme. Sen bir Speckman'sın. Hey Walter! Walter, bunu yapma. Bu bir ölüm tuzağı. Lily babasını ziyarete geldi. Bunu gökyüzünün parıldamasından anlıyorum. Ayrıca bana mesaj attı. Tamam, söylediğim tek bir kelimeyi bile dinlemiyor. Tavsiyen için teşekkür ederim ve beni önemsediğini biliyorum. Seni incitecek birini öldürebilecek kadar önemsiyorum. Önemsemekten kastım İşe buysa. İşe geç kalıyorum. Walter, seni bodruma kilitleyemeyeceğim kadar büyüksün. Ama hayallerin uykudayken kendimize söylediğimiz yalanlar olduğunu bilmeyecek kadar gençsin. Ona 10 yaşımızda diş tellerinden nefret ederken söylemeliydim. 12'mizdeyken Scripps Ulusal Heceleme Yarışı'nda 3. olduğunda söylemeliydim. Duygusuzu uykumda heceleyebilirim. Ona 16'mızda Kitzbühel'de dizini parçaladığında söylemeliydim. Ona 20'mizdeyken Chicago'dan Kenya'ya bir hastane yapmak için ayrıldığında söylemeliydim. Ah evet ya, ne büyük bir şey. Bugün... Sonunda Lily Tero'ya tam olarak nasıl hissettiğimi söyleyeceğim. Sözcükleri tıpkı bir tılsım gibi doğru sıraya koyacağım. Bunu yaptığımda her şey eskisinden daha farklı olacak. Ben de daha farklı olacağım. Walter, Walter. Kalpler bacakların kırıldığı gibi kırılmaz. Parçalar asla tamir olmaz. Bekle Walter, tostunu ye. Dostum, günün son kanışı mı? Bu bir kanış değil. 10 dakika ver. Tamam. Yatak odası ve pratik odası. Pratik odası da ne? Sanırım dolap olamayacak kadar büyük ama yatak odası denemeyecek kadar da küçük tamam. Bir oda. Tamam, tost makinesinden daha büyük bir şeyim olmadığı için şanslıyım. Evet, Joey Cass, Bay Danforth'un sınıfında sürekli bayılan adam mı? Evet. Kız kardeşi orada yaşıyor. Her şey çalışıyor. Ev sahibi iyi. Yani istersen yarın görebiliriz. Restorandan izin aldım. Hala hazırlıkta mısın? Soğuk mezenin birinin içine ettiğinde çatallı kaşık arasındaki farkı bilmediğini düşünüyorlar. Ben bir aşçıyım dostum. Marul doğramak bana yakışmıyor. Bu gece şanslı fuaye var. Herkes gidiyor. Katie Burns sen de gidecek misin diye sordu. Bu cesaretin nereden geldiğini merak Yazan ettim. Mı? Anterior cingulate cortex'ten. Beyin zarındaki aktivite artışı seni böyle cesur yapıyor. Lily kasabaya döndü. Nereden bildin? Yarın görüşürüz Walter. Lily.
Walter. Bu eski arabanın hala annende olmasına inanamıyorum. Motor öfkeyle ve hüsnü kuruntuyla çalışıyor. Kilometresi de epey iyi. Üzüntü kamyonetini hatırlıyor musun? Babam beni tüylü çadırları kullandığı eğri göle baba kız gezilerine götürürdü ve sonra ateş yakar ve marshmallowları kızartırdı. Ve annem Minnesota Vikinglerinin dayanıklılık koçuyla çıkmıyormuş gibi davranırdı. Ve sonra da annenin ayakkabılarını ön bahçeye fırlatıp 3 ay operadaki hayaleti dinlemişti. Ne kötüydü. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Teşekkür ederim. Hala köpek mi yıkıyorsun? 9'dan 5'e. Peki kasetçi tezgahtarı, videocu tezgahtarı, kitapçı tezgahtarı. Dijital devrim satıcılık işimi öldürdü. Tebliğ memuru. Bir gün sürdü. Yarışma programı adayı. İkramiye turunda sıkışıp kaldım. Ekmek kamyoneti sürücüsü. Hiçbir şey taze ekmek kokusunu yenemez. Söylemek istediğim. Bu her zaman söylediğin. İstersen daha iyisini yapabilirsin. Hayvan yıkamanın bir şeyi olduğundan değil. Bütün bunlar 10 yıllık planımın bir parçası. Mantıklı olması zaman alan bir dünyada yaşamanın yolunu aramak. Bu bulamayacağım anlamına gelmez. Ayrıca her şey değişmek üzere. Öyle mi? Walter, bu harika. Nasıl? Sana özel bir sürprizim var. Biraz daha ötede. Tamam. Bu nasıl oldu? Ben? Özel hediyem için teşekkür ederim. Sürpriz bu değil. Değil mi? Lily. Hayatımın bir amacı olduğunu anlamam çok vaktimi aldı. Bu da 10 yıllık planın bir parçası. Senin için sorun olmazsa bir daha sözümü kesmezsen sanırım iyi olur. Bu bir kere de söylemem gereken bir şey. Tamam. Affedersin, devam et. Lily, hayatımın bir amacı olduğunu anlamam çok vaktimi aldı. Ama anladığımda onun hep orada olduğunu görmemi ve değerini anlamamı beklediğini fark ettim. İnanıyorum ki hayatımın amacı seni mutlu etmek. Sanırım bu çok iyi yapabileceğim bir şey. Bunun eğitimini gördüğümden ya da bunun yazılı bir el kitabı olduğundan değil. Bunu iyi yaparım çünkü kalbim bunun için yapılmış. Seni yan tarafa taşındığın ilk günden beri seviyorum. Seni bir sene boyu Dexter'ın laboratuvarında aynı tişörtü giydiğin 7. sınıfta sevdim. Seni lisede Bruce Butterworth'la çıkarken eskiden olduğu kadar sık görüşmediğimizde de sevdim. Dünyayı değiştirmek için uzaklara gittiğinde de sevdim. Şimdi seni bütün öteki zamanlardan daha çok seviyorum. Bu en iyi yaptığım şey. Bunu sana söylemedim. Çünkü ne düşüneceğinden korkuyordum. Ama sana hiç söylemezsem nereden bilecektin? Artık korkmuyorum. Bunu bilmem benim için önemli. Artık biliyorsun. Son. Bu birilerinin bana söylediği en güzel şey. Boş zamanlarımda prova yaptım. Ama ne? Ben bir projedeyken ya da başka bir ülkede ya da inanılmaz bir macera gibi görünen başka bir şeydi. Arayıp bundan bahsetmek istediğim ilk kişi sensin. Çünkü sen benim en iyi arkadaşımsın. Söylediğin şeyin ne kadar zor olduğunu biliyorum ve cesurca. Ve senin için ne kadar önemli. Ben senin gibi hissetmiyorum. Keşke hissetseydim. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Yardımcı olacaksa bu hiç olmamış gibi davranabilirim. İstersen hatırlayabilirsin. Ben hatırlayacağımdan eminim.
Belki de arkadaşlarınızı daha güçlü yapacak olan şey bu. Daha uzun ömürlü. İnceltilmiş polyester uzun ömürlüdür. Açık dalgalar kumaş gerginliğini azaltır. Hadi Walter gel. Kusura bakmazsan burada biraz oturacağım. Sanırım bu pek iyi bir fikir buradan. Değil. Lütfen. Vay canına, bu çok güzel. Başhemşire, kardiyak bakım ünitesini arayın. Başhemşire, kardiyak bakım ünitesini arayın. Ortalama olarak yıldırım yeryüzüne saniyede 100 kez düşer. Ama size bir parkta, bir bankta kırık bir kalple otururken yıldırım çarpma ihtimali 280 binde bir. Walter. İlk olarak Lili ve Yıldırım hakkında çok komik bir şaka hazırlamıştım. Ama sen burada böyle uzanmış yatarken pek de komik gelmiyor. Ve ikincisi, doktor artık her an kendini toparlamaman için bir sebep olmadığını söylüyor. Tamam mı? Hiçbir özel sebep yok. Bu yüzden lütfen saçmalama ve kendini topla. Merhaba. Benim. Maclean Sportello. Olur da hatırlamazsan diye. Muhtemelen en iyi arkadaşınım. Walter, beni duyabiliyor musun? Sadece bilmeni istiyorum ki ne olursa olsun buradayım. Buradayım ve her zaman senin... Yıldırım çarptığında 100 tane balyozla dövülmüş gibi hissettim. Sanki soğuk algınlığının her durumunu bir anda yaşıyormuşum gibiydi. Vücudumun her bir parçası ağrıyordu. Saçım ağrıyordu. Kirpiklerim ağrıyordu. Tırnaklarım da ağrıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Komaya giren ama sonunda kendi bedenine 30 yıl hapis kalan bir adam olduğunu biliyor muydun dostum? Neyse, bunu şimdi konuşmamız gerekmez. Sadece biliyorsun işte. Ve üçüncü, seni deli gibi seviyorum gerçekten. Bugün farklı olduğumu kanıtladığım gündü. Aklımdaki şey tam olarak bu değildi. Ya da annemin dediği gibi, Tanrı kapıları kapatınca onu parmaklarına çarpar. Kafam binlerce kilise çanı sesiyle doluydu. Aa! Walter! Bana yıldırım çarptı. Bu kulağındaki kömürleşmeyi açıklıyor. Bunu duyabiliyor musun? Neyi duyabiliyor muyum? Walter, nasılsın? Nasıl hissediyorsun? El ve ayaklarımda hafif uyuşma zayıflığı. Konsantrasyon sorunu, muhtemelen ön lobun zarar görme sonucu olan aşırı hassaslık. Baş ağrısı, baş dönmesi. Ve tabii ki çınlamalar. Başka bir şey var mı? Bir kaderim olduğunu ve adının Lili Tere olduğunu sanırdım. Ama şimdi asla normal olamayacağımı biliyorum. Sana yıldırım çarptı ve ölmedin canım. Onun dışında? Sen normal değilsin, inan bana. Bugünün kazanan yarışmacısı ayrıca Honolulu'ya 2 kişilik bir seyahat seninle kazanacak. Seninle geçirdiğim zamanlarda bana kardeşim olduğunu neden söylemedin? Daha canlı görünüyorsun. Gitme vakti. Gereken belgeleri tamamladım. 2 doktoru boğdum ve sonra da... Halüsinasyon görüyor olabilirim. Elbette görüyorsun hayatım. Belki de beyninin kaynamasının yan etkisidir. Çınlamalar. Gitti.
Ne? Dur. Anne, söylesene. Sahte sigarana ne oldu? Sahte sigarayı bıraktım. Sahte şeyler sağlığa zararlıdır. Ne üstünde çalışıyorsun? Yeni sıvı sabun kampanyası için cazip bir slogan. Tam da dünyanın ihtiyacı olan şey. Daha fazla sıvı sabun. Portakal suyunda bir şey mi var? Onu kendim sıkmıştım. Hayır, sorun yok. Oh, çok taze. Biliyor musun, yapmam gereken bir şey var ve sanırım şimdi yapsam iyi olur. Walter! Walter! Walter, kek yapmıştım. Walter, eve ne zaman geldin? Dün akşam. Seni kucaklayabilir miyim? Sorun olur mu? Bir kucak harika olur, teşekkür ederim. Öyle endişelendim ki, hastane iyi miydi? Yani Walter. Evet. Özel tedavileri ya da yıldırma rehabilitasyonları falan mı? Lily, sana bir şey söylemeliyim. Tamam, ama son defasında oldukça ayrıntılıydı. O değil, Lily. Bana inanılmaz bir şey oldu. Nasıl olduğundan emin değilim ama bana yıldırım çarptıktan sonra ben... Dylan. Dylan mı? Merhaba. Walter, bu arkadaşım Dylan. Oslo'daki su idaresi konferansında tanıştık. Merhaba dostum. Dylan ve babası motosikletini hidrojen yakıt aküsüyle çalıştırmayı başarmış. Evet. Kim limonata ister? Hemen dönerim. Lily bana çok uzun zamandır arkadaş olduğunuzu söyledi. Çok uzun zamandır. Lanet olsun. Hadi. İyi misin dostum? Sadece aptal bir elma. Bunu gördün mü? Hey, ne? Neler oluyor? Bu da nesi? Dostum ben özür dilerim, öyle olsun istemedim. Yani aslında ben bir şey yapmadım. Bu nasıl olabilir ki? Kaçık. Merhaba, ne haber? Bir sürü biranın birincisi. Üzüntünü alkolle mi yok ediyorsun? İyi plan. Sence alkol Lili'yi unutmama yardım eder mi? O kadar içmenin mümkün olduğunu sanmıyorum. Sportello! Mutfağa dönmem lazım. Merhaba Walter. Merhaba. Seni tanıyor muyum? Hayır. Ama sen adımı biliyorsun. Senin hakkında her şeyi biliyorum. Bu benim işim. Sana ne kadar ödüyorlarsa çok fazla. Ben 26 yaşında annesiyle yaşayan bir köpek yıkayıcısıyım. Öğrenecek ne var ki? Hey. Merak ediyorum. Yeteneklerinin sınırlarını test ettin mi? Ne yapıp yapamayacağını anlamak önemlidir. Kimsin sen? Troy Hamilton. Tamam, Troy Hamilton. Ne halttan bahsettiğini anlayamıyorum. Elbette anlıyorsun. Ben özel yetenekleri olan insanları buluyorum, güçleri olan. Ve sen Walter,
Sen çok özelsin. Sanırım beni bir başkasıyla karıştırıyorsun. Bazen yıldırım çarpan kurbanları takip ederiz. Seni de öyle buldum. Bak dostum, benden ne istiyorsun? Kötüyle savaşıp dünyayı daha iyi bir yer yapmama yardım etmeni istiyorum. Vay canına. Ürkütücü ve çılgınca, sana iyi şanslar. Walter, lütfen. Bana sadece 5 dakikanı ver. Tamam. Sonunda kötü adam kadar kötü çıkan gizli bir hükümet organizasyonuna mı çalışıyorsun? Ben iyi niyetli ve vicdanı rahat özel bir girişimciyim. Aa. Wasabi fıstığı. Ne hareket ettirirsem sadece 7,5 santim hareket ettirebiliyorum. Bu olabilecek en kötü süper güç, fazladan bir baş parmak gibi. Hayat görüşünü genişletmen lazım. Kanişlerle mi yoksa sirklerle mi? Ne yapabileceğine dair bir fikrin yok, henüz değil. Görünmezlik, bunda süper güç var. Bu yok, ben araştırdım. Walter, ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Kayıp ve yalnız hissediyorsun. Hiç kimsenin asla anlayamayacağını düşünüyorsun. Doğanın bir hatasıymışsın gibi hissediyorsun. Ama sen öyle değilsin. Kimin peki? Sen bir süper kahramansın. Ben süper kahraman materyali değilim. Herkese sorabilirsin. Yeteneğim bir yetenek değil. Bu bir lanet. Ait olduğum yere köpekleri yıkamaya gideceğim. Sana kim olduğuna tam olarak uyan bir şans teklif ediyorum. Köpek yıkamak istiyorsan köpek yıka. Ama o hayatı görme fırsatını atlarsan sen benden de delisin. Neden ekiple tanışmıyorsun? Sonra kararını verirsin. Ekip mi var? Elbette var. Bir tek sen değilsin Walter. Ötekiler de var. Bence sen... Onlar gibisin. Ayrıca kötülüklerle tek başına savaşamazsın. Tamam, dinliyorum. Bu köpekten daha büyük bir tropik balayon var. Göründüğünden daha dayanıklıdır. Standart işlem. Çalıntı mal, geri getirilecek. Çalıntı mı? Evet, bu çok önemli bir paket. Ve yerini bilmiyorsun. İş için doğru kaçığı bulacağını umuyoruz. Onlar kaçık değil. Titus. Jerry nasıl? Kalk bakalım benim küçük yıldırım savarım. Çok fazla çalışman gerek Walter. Asgari ücret çalışanı için... Sorun mu var? Nereden başlayacağımı bile benimle bilmiyorum. Benimle başla. Tamam. Nasıl oldu da? Yani biliyorsun böyle oldun. Ordu istihbaratı. Ruhsal olaylarla uzmanlaşan bir üniteye atandım. Benim işim tuhaf ve güzel bir şey alıp bir silaha dönüştürmekti. Hepsi o. Güzel günler. Evet. Olduğumu düşündüğüm adam olmadığımı anladım. Ayrıldın mı peki? Hayır. Eğitim gördüm. Askere alındım ve en başından beri kendi işime başladım. Ve adalet ekibi bu şekilde Park Ridge'e geldi ha? Öyle bir şey. Evet. Neden yıldırım kurbanları? Yıldırım çarpması pek çok nedenden sadece biri. Biz gelişmiş algılama, paranormal yetenekler arıyoruz. Kaç tane buldun? New Cayman'da zihinlerle leylakları öldürebilen bir hanım var. Molin'de cep telefonunun çalacağını hatasız tahmin edebilen bir delikanlı var. İnsanların kulaklarının zarlarını patlatabiliyor. Millet, bu Walter. Bize katılması için davet ettim. Ama Walter'ın şüpheleri var. Yeni adam geliyor. Ne yapıyormuş? Anlayamadım. Her neyse. Eğer Troy buradaki herkesin tanışmasını istiyorsa özel biri olsa gerek. Millet... Bu Walter. Bize katılması için davet ettim. Ama Walter'ın şüpheleri var. Annika neredeyse her sesi kopyalayıp yayabiliyor. Merhaba. Merhaba. Ethan, Böcek Krallığı üyeleriyle bağlantı kurabiliyor. Memnun oldum.
Todd geleceği görebiliyor. Aşağı yukarı 2 dakika. Ne yazık ki ne kadar uzağa bakarsa canı merhaba, o kadar merhaba. Yanıyor. Carlos onu süper kahraman kimliğiyle çağırmamızı ısrar ediyor. İnsan kokusu. Muhtemelen ne yaptığını tahmin edebilirsin. Yüz yüze geldiklerinde Walter'ın fark ettiği ilk şey kokunun delici bakışları, delip geçen kapa gözleri... Kapa çeneni, kokulu böcek. Affedersin. Merhaba, dostum. Ve Watts. Ruh halini insanın bildiği herhangi bir ilaçtan daha hızlı ve etkili bir şekilde değiştirip şekillendiriyor. Senin sırrın ne Walter? Ben... Muhtemelen kamuya konuşma değil. Walter objeleri zihniyle 7,5 santim hareket ettiriyor. 7,5 santim. Bu mantıklı geldi. Hoş geldin. Sanırım buradan hoşlanacaksın. Tamam. Benimle gel. Beni meyve katili olarak mı eğiteceksin? Gördün mü? Teşekkür ederim Sarah. Pekala, şu Lily Taro. O ne yapıyor peki? Lily'yi nereden tanıyorsun? Senin hakkında her şeyi biliyorum. Hala ürkütücü. Lily bir blokçu yardımsever. Gücünden haberi var mı? Hayır. Evet. Sınırlı deneyimimde konu bir blokçu yardımsevere gelince daha uzaktan yapman gerekecek. Tamam. Azami menzil 2 metre 25 santim. Buruşturduğun yüz yardımcı olmaz. Uyuşan kolunu da rahatlatabilirsin. Merhaba Walter, ben McLean. Nerelerdesin? Çok güzel başka bir daire buldum. Beni ara. Basit tuş kilidine küçük bir silindir dahil. Kapı kilitlendiğinde sökme ucu denen parça silindirden kısmen çıkar. Kapının kilidi açılınca sökme ucu içeri tamamen oturur. Ucu çıkarmak için bir anahtara ihtiyacım var. Sen olmadığın sürece. Yani söylemek istediğin ben en iyi çilingir olabilirim. Vay canına, bütün hayallerim gerçek oluyor. Söylemek istediğim bazen iyi adamların sadece senin açabileceğin kapılardan geçmesi gerek. Aynı objeyi bir kereden fazla kımıldatabilir misin? 7,5 santim. Hemen değil, şarj olman falan gerekiyor gibi. Daima 7,5 santim mi? Mantıklı geldi. Biz atomlardan yapıldık. Her şey öyle. Bu atomları bir arada tutan tek şey iyonik elektrik çekimdir. Yıldırım beyin kimyasını değiştirmiş olmalı. Elektromanyetik gücü objelerin atomlarında kullanmana olanak sağlamış. Ama objelerin atomlarında erişebileceğin belli yükler var ve bu onları kımıldatma yeteneğini sınırlar. Bir bilgi yarışması mı olacak? Eğer öyleyse sanırım not alsam iyi olur. Beni içeri sok. Bunu yapamıyorum. Tabii ki yaparsın. Konsantre ol Walter. Evet.
Nerelerdeydin dostum? 20 mesaj bıraktım. Evet, affedersin, ben planda olmayan bazı beklenmedik tamam, şeylerle neyse. Uğraşıyordum. Başka bir daire buldum. Bu daire Wicker Park'ta. Evet, evet, 1,5 yatak odalı. 1,5'un anlamını bile bilmiyorum ama bunda hızlı hareket etmeliyiz yoksa çabucak gidecektir. Şu an daire bakacak vaktim yok. Walter, senin hep vaktin vardır. Artık yok. Üzgünüm McLean, gitmem gerekiyor. Kim o? Peşimden gelme. Seni takip etmiyorum Walter. Arkadaşın olmaya çalışıyorum. Yıldırım seni değiştirdi dostum. Ama iyi şekilde değil. Sonra görüşürüz. İyi şanslar Walter. Troy... Baydos bitti çayla. Şu andan itibaren sadece ikimiz varız. Benzinin bitmişe benziyor. Sen olmak çok kötü. Daima geri gelir. Gördün mü? Mutluluğun anahtarını bilmek ister misin? Bir anahtar mı var? Kilit olmaması ne kötü, ben açabilirdim. Anahtar ait olduğun yeri bulmak. Ve senin de oraya ait olan insanları da. Kontratı imzala Walter. Hey, merhaba. Nasıl gidiyor? Ne? Aa, iyi, harika. İlk başta biraz endişeliydim. Öğrenecek bir sürü şey var ve... bazen çok zor. Ama asıl konu ben... Şu ana kadar asla ne yapabildiğini bilmiyordun. Hayır, bilmiyordum. Troy bunu herkes için yapar. Hey, bir fikrim var. Bira içmek ister misin? Tabii. Harika. Evet. Gidebileceğimiz bir yer biliyorum. Vay canına, bu gerçekten iyi bir fikir. Kokunun hoş olduğunu düşünen bir kadın dokunuşundan daha çok hoşuna giden tek şey, bir kadının servis yaptığı serin bir bira şişesinin verdiği histi. Ekibi tanıma vaktin geldi. Tamam. Sana bira yok kokulu böcek. Çocuklar. Texas A&M'de böcek bilimi departmanında çalışıyorum. Bir gün laboratuvara bir yabancı geldi ve beni adımla sordu.
Ve bana öteki insanlar gibi bakmıyordu. Sanki tuhafmışım gibi falan. Bana nezaketle baktı ve sonra da dedi ki... Ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Kayıp ve yalnız hissediyorsun. Hiç kimsenin asla anlayamayacağını düşünüyorsun. Bağının bir hatasıymışsın gibi hissediyorsun. Ama sen öyle değilsin. Ne? Bu harika. En yakın eczanenin yerini bilen var mı? Bebekken kokum milyonlarca kokulu çocuk bezi gibiydi. Büyüdükçe daha da kötüleşti. Aramamı kontrol edemedim. Annem ve babam benden korkuyordu. Kızlar söz konusu bile değildi. Sanki yalnız bir uzay yaratığı gibiydim. Ama gidebileceğim bir ana gezegenim bile yoktu. Ve sonra beni Bay Hamilton buldu. Bana kendimi kontrolü öğretti. Ben bir yaratık değildim. Özel bir yaratıktım. Ve artık yalnız değildim. Süper kahramanlar neden ekip olarak çalışır merak ettin mi? Aile. Bunu herkes ister. Hey. Ekiple çıktık. Yeni adamı alıştırıyoruz. Bir saniye. Karısı. Ne? Bir daha söyle. Öksürük ilacı mı? Tabii tabii. O iyi mi? Bebek. Eyalet caddesinde bir eczane var. Eve gelirken alırım merak etme. Hadi gel. Hadi. Söylentiler duydum. Yeni görev 48'de. Görev mi? Siz bunu mu yapıyorsunuz görev? Ne düşünüyorsun? Kötüyle savaşıyor ve dünyaya daha iyi bir yer yapıyorsunuz. Ama bu ne anlama geliyor Troy'un bilmiyorum. Müşterileri Troy aslında ne yapıyor? Müşterilerin de ihtiyaçları var. Bulunmasını istediğin kayıp bir şeyin var mı? Biz oradayız. İşler zorlaştığında korunman mı gerek? Biz oradayız. Bütün umudun kaybolduğunda kurtarma operasyonu, bilgi bulma ve kargo hizmetleri dahil umut mu arıyorsun yani? O zaman da oradayız. Umarım seyahati seviyorsun. Ve ana planımız mükemmel. Durun, yeni görev 48 de ne demek? 48 saatte mi demek? Hedef nedir? Paket. Ne çeşit paket? Bay Hamilton bizden almamızı isterse alırız. Ayrıca... Olan her şeyi bilirsek... O kadar da eğlenceli olmaz. Gizli bir kimliğe ihtiyacın var. Öyle mi? Herkesin bir tane var. Var mı? Hayır. Ama sana bir yardımcı lazım. Lazım mı? Herkesin bir tane var. Var mı? Hayır. Ama bir slogana ihtiyacın var. Evet, slogan fena fikir değil. Ekip ruhu için iyi. Biz ruh konusunda çok hevesliyiz. Pekala, herkes yaklaşsın. Fotoğraf çekelim. Evet, evet. Fotoğraf. Ekip fotoğrafı. Hadi. Tamam. Tamam. Gel bakalım. Gel, şimdi gel. İsterseniz gülümseyebilirsiniz. Herkes... Hey desin. Hey. Sanırım saatin durdu. Bu babamındı. Oh. Özel bir şey değil. Onu buldum ve taktım. Peki, ruh hallerini değiştirebildiğini ilk ne zaman anladın? Ergenlik çağına başladığım zaman. Daima mutlu ya da üzgün mü? Peki ya cesur? Cesur işe yarayabilir. Şu an benim ruh halimi de değiştiriyor musun? Hayır, değiştirme. Adın ne? Yani Watts, tamam. Ama doğduğunda sana ne isim vermişler? Yaz çimenlerinde koşarken... Annen yemek vakti geldiğinde, adını bağırdığında... Nasıl bir isimle çağırırdı seni? Bu kimsenin bilmediği bir sır. Kalk oradan, benim yerimde oturuyorsun. Otur. Yenilgi ve kırık hayallerin tadına vardığı gece, kaptan normal sırıttı, küstahlığını bir tek yetenek aşabilirdi. Tam bir aşağılık gibi davranma yeteneği. Senin özel gücün ne? Brandon'ın gücü yok. Bu yüzden ona kaptan normal diyoruz. Bir bardak daha içer misin? Teşekkür ederim. Bunun İçmek tadı sanki istiyorum. Daha güzel. Nasılsın? Bana yeterli geldi. Şuna bir baksana. Ben içmek istemiyorum. Evet. Dediğin gibi. Çocuklar 20 dakikama çıkıyorum, tamam mı? Ben de yorgunum. Evet, yorgunum. Sanki daha iyi. Ne istiyorsun Walter? Dinle dostum. Tamam dostum. Gözden kaybolduğum için üzgünüm ama bana çok tuhaf bir şey oldu ve onunla uğraşıyordum. Bu yüzden şu daire işini tamam. Yapamadım. Sorun değil. Ben kendi başıma bir yer bulacağım. Ne? Neden? Evet yani
Ev arkadaşım olsam belki sana telefonla ulaşabilirdim. Ama bu kadar büyütmeye değdiğinden emin değilim. Belki biraz rahatlamalısın. 3 saattir marul doğuruyorum. Sen rahatla. Bu konuda böyle sert olmana gerek yok. Doğru doğru. Çünkü bu benim hatam. Tanışmanı istediğim bazı kişiler var. Ne zamandan beri birilerini tanıyorsun? Ne? Bak ne diyeceğim dostum. Sen sana bir evcil hayvan gibi davranan Lili'nin peşine düşerken ben vaktimi bize yaşayacak iyi bir yer bulmak için artık harcıyorum. Onu yapmıyorum. Bu iyi. Ama başka hiçbir şeye vaktin yok. Bunu yaşayacak iyi bir yer bulman da dahil. Hala lisedeymiş gibi evde yaşarken bile. Üzgün olduğumu söyledim. Ve şunu unutma dostum. Bir arkadaş olarak berbatsın. 10 yıllık planın 5 olduğu zamanı hatırlıyorum. O nasıl gidiyor Walter? Git buradan dostum. Git. Bak ne diyeceğim. Ben evcil bir hayvan değilim. Eve taşındıysam ne olmuş yani? Şu anki ekonomik sıkıntılı dönemde bu sıra dışı bir şey değil ki. İyi geceler. Ve planıma 5 yıl daha eklemiş olabilirim. Bu o kadar yanlış mı? Kesinlikle. Gerçekten bire seviyoruz. Bu ekime katılmayı gerçekten istiyorum. Öyleyse tek ihtiyacım bir slogan. Dur, bir tane buldum. Koku nerede? Onu görmüyorum. Onlar görecek. Ondan korkman gerekmez. Onların gerekir. Kızlar ondan hoşlanıyor. Erkekler arkadaş olmak istiyor. Hiç sivilcesi yok. Ne böyle? Bu oğlum. Bu iğrençti. Bu böyle ha? Bu da ne böyle? Bir hafta kendime geldim. Tanrım bu da ne böyle? Ne yaptın? Dostum bu hiçbir şey. Küçük bir deneme. Dinle. Mutfaktaki adamın ne dediğini duydum. Yaratık birliği benim felsefemin temel taşı. Bir felsefen mi var? Carlos. Ne var? Ben Troy. Affedersin senin olduğunu bilmiyordum. Nasıl gitti? Tanrım bu ne koku? Harika. Tek kelimeyle. Walter. Etrafta görünmesek iyi olur hadi. Bekle sloganım şu. Yukarı, yukarı ve belirli mesafe. Güzel slogan. Bekle biraz. Sen dedin oldukça ki... Oldukça güzel değil mi? Bunu annem yaptı. O tiyatro kulübü için olduğunu sanıyor. Ekibe hoş geldin Walter. İlk operasyon 36 saat sonra. Gidip değişsem iyi olur. Operasyondan önce. Maklin bu delice gelecek ama bana inanman gerek. Her kelimesi doğru. Birden çıktığım için özür dilerim. Nasıl gittiğini görmek istedim. Harika. Daha iyi olamazdı. Süper. Ödün kopuyor. Vücudumdaki her hücre çığlık atıyor. Bu da 70 trilyon hücre demek. Benim için bir şey yapar mısın? Pencereye git. Yıldızlara bak. Onları göremiyorum. Ama bu genelde şehir ışıklarından ve bulut ya da sis tabakasından olabilir. Walter, yıldızları göremiyorsun ama orada olduklarını biliyorsun. Bu kader ya da iyi bir tahmin değil, bu bir gerçek. İçindeki cesaret de yıldızlar gibidir. Onları göremezsin ama oradadırlar. Bu bir gerçek. Çok erken yaşlarda, aslında dördümde... Her sorunun cevabını
öğrenmeye karar verdim. Öyle de yaptım. Evet. Neredeyse her şeyi kabul etmedim. Ve sonra bir gün kafam sorularla doluydu ve bütün soruları unuttuğumu fark ettim. Bir tanesinin dışında. İlk sorun neydi? Babam nerede? Babanı hiç tanımadın mı? Öldüğünde 3 yaşındaydım. Bir evlat babasını tanımalı. Eski kayıtlarından bir kutu buldum. Saatini. Ve bir de fotoğraf. Onu yatağımın yanında tutardım. Ama o bir hatıra değildi biliyorsun. Sadece bir fotoğraftı. Tıpkı satın alıp bir çerçeveye koyduğun gibi. Tek yaptığı beni daha çok üzmekti. Onu kaldırdım. Bana bir iyilik yap. Onu geri koy. Tamam. Ve biraz uyu. Yarın büyük gün. Kulüp soda ve limon. Erkekler tuvalete. Bir saniye izninle. Tabii. Merhaba Doktor Husak. Neredeyse unuttum. Neyi unuttun? Ev. Gölün ortasında bir ada vardı ve adada kilise kalıntıları vardı. Aziz'in kemiklerinin toprağa gömüldüğü söylenirdi. Sadece 8 yaşındaydım. Eski bir kayık aldık. Kız kardeşim Vladka ve ben. Adaya kürek çektik ve bütün gün kemikleri aradık. Vladka, tanrım, onu yıllardır düşünmemiştim. Hmm. Nerede o Pavel? Ne nerede? Paket. Polaski sokağındaki bir depoda. Sıkı bir şekilde kilitlenmiş. Cobb kesinlikle daha iyi bir oyuncu ama LeBron daha iyi oynuyor değil mi? Tıpkı Alicia Keys gibi yeteneği var ama harika şarkılar yapmıyor. Bana mantıklı geliyor tabii ki. Bununla birlikte NBA ünvanı kazanırken Bay Cobb çok daha iyi bir oyuncu oldu. Daha önce duyulmamış performans seviyelerine ulaşarak. Kurt. Anthony, sesin tuhaf geliyor. Mav, buraya gel. Hemen. Anthony. Oh, ne? Kendi yöntemimle yapmam gerekiyor. Spor bilgileri ve... Şaka yapıyorsun. Kurt. İçeri girecek, dışarı çıkacağız. Paketi alacak ve onu genel merkeze götüreceğiz. Bir kahraman gibi hissetmiyorum. Bir UPS sürücüsü gibiyim. Paket kötü olabilir. Her zaman olabilir. Bir kahraman olamayabilirsin. Bazen sadece maaş çekidir. Ayrıca hızını arttırır. Hadi, 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 hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Çocuklar. Çocuklar. Dur orada, yere yat. Kollarını aç. Bacaklarını aç. Merhaba çocuklar.
Bu da nesi? Sen hemen yere yat. Aa, üzgünüm. Geç kalıyor. Yere yat dedim sana. Walter. Hayır, bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Walter, bana bak. Açılacak bir kapı kaldı, sonra hepimiz eve gidebiliriz. Anladın mı? Evet, tamam. Hadi bakalım kaçık, tam vaktin. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben de bundan korkuyordum. Neden birileri senin benim ekibime ait Brandon, olduğunu... Bunu yapabilir. Öyle mi? Çünkü tek gördüğüm... Kaçık mı? Kötü bir şeymiş gibi konuşuyorsun. Sen de kimsin? Tamam, affedersin. Bu kesinlikle bir paket değil. Bu küçük Brandon, bir kız. Brandon, neler oluyor? Bize çocuğu verin. Hemen. Benim işim. Kokusal! Hey, korkacak bir şey yok. Biz sana bakarız, tamam mı? Brandon, dikkat ne? Et! Ne? Birinci koruma geliyor. Adamın yeni bir ızgaraya ihtiyacı olacak. Dur bir dakika. Kimse bize paketin ne olduğunu söylemedi. Orada ne yaptığını bile bilmiyoruz. Belki kamyonete bize... bin. O bir paket değil. O küçük bir kız. Walter, lütfen. Hayır. Sorun yok. Sorun yok. Canını yakmayacağız. Yardım için buradayız. Bu bir kurtarma kelepçeleyin. Operasyonu. Biz bunu halledebiliriz Brandon. Bir fikrim var. Neden çeneni kapatmaz ve emirlere uymazsan ne olacağını Toda sormuyorsun? Mutlu mu, üzgün mü? Sen karar ver. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Genel merkeze gidene kadar, Bay Troy bize ne olduğunu söyleyene kadar kimse kelepçelenmeyecek. Bizler iyi adamlarız. Unuttunuz mu bunu? Kamyonette kalın. Aman tanrım. Genel merkez ara. Buradan gitmemiz gerek. Brandon! Brandon'ı vurdular. İyi misin? Annika, Troy'u ara. Todd, git Brandon'a bak. Peki ya biz? Kaçacağız, hadi. Hadi. Walter.
Bunu sadece bir süre yapabilirim. Sonra bedenim şarj olana kadar gidiyor. İçimdeki elektromanyetik enerji... Hadi, hadi! Buraya gelin. Adın ne? Cassie. Cassie. O odada ne yapıyordun? Bilmiyorum. Ben okuldan eve gidiyordum. Beni kaçırdılar. Peki ya peşimizden gelen adamlar kim olduklarını biliyor musun? Bilmiyorum. Troy ne yapılacağını bilir değil mi? Bu taraftan gelin. Hadi. Bu taraftan. Yukarı, yukarı. Hadi, hadi. Bu taraftan. Bu taraftan, buradan. Bu ruhsal hallerini değiştirmek için muhtemelen iyi bir an olabilir. Peki yön duygusuna ne dersin? Bunu yapabilir misin? Yeterince yakın değil. Yani gücün benimki gibi hedefe yakınlığınla sınırlı. Bunu sonra tartışsak olur mu? Yürü hadi. Şimdi ne oldu? Bekle. Bunu yapabilirim. Güzel iş. Yeni bir takım tekerlek gerekecek. Şaka yapıyorsun. Eşyaları aldığımızı sanıyordum. Alıp teslim ettiğimizi böyle dediniz. İnsanlar yaralanıyor, insanlar ölüyor. Brandon'a olanları gördün. Troy insanların ölmesinden hiç bahsetmemişti. Şu an bunu düşünemeyiz Walter. Harekete geçmeliyiz, tamam mı? Ama genel merkeze gidemeyiz. Tehlike olmadığını anlayana kadar. Güvenli tek yer bakabilecekleri son yerdi. Bir yarışa girdik. Aslında daha çok çöpçü avı gibi bir şey aslında ve kazanmak için cücenin yerini bulmaya çalışmadan ya da bir polisin imzasını almadan önce 4 ya da 5 saat saklanabilecek bir yer bulmamız gerekiyor. Buraya son geldiğinizde oda dolusu paralı müşteri gecenin bir vakti buradan kusarak kaçmıştı. Tamam Walter. Sandık odasında uyuyabilirsiniz. Cassie, Cassie, nedir bu? Hiçbir şey. Sana nasıl bir ilaç verdiler? Bilmiyorum. Ne sıklıkla? Her sabah. Sana ilaç veren adamlar, kim olduklarını biliyor musun? Hayır. Seni götüren adamlar, seni takip eden kötü adamlar, her yerdeki kötü adamlar, kim olduklarını bilmiyor musun? Tamam, şimdi şöyle bir toparlayalım. Yıldırımla kızardıktan sonra herhangi bir objeyi 7,5 santim hareket ettirebildiğini fark ettin. Ve sonra da kötüyle savaşan bir ekibe katıldın. Ama onun yerine küçük bir kızı aldınız. Aslında ikimizden biri gerçekten kafayı bulmuş.
Üzgünüm. Bu sadece bira. Sadece o değil. Buraya kötü bir koku salındığında... O sen miydin? Tanıdığım biri kendine insan kokusu diyor. Bu berbat kokan süper bir güç. Dostum. Ben özür dilerim. Ne için? Sana bir şeyler olduğunu bilmem gerekirdi. Bundan değil. Çünkü bu gerçekten delice. Ama yine de... Peki ya seksi? What? Onun süper gücü ne? Mutlu edebilir, üzebilir. Ha, öyle pek çok kızla tanıştım. Peki şu Troy denen adam, ona güveniyor musun? Bilmiyorum, güvendim. Seni neden çocuğun peşinden gönderdi? Onun da mı süper gücü var? Bunu şu ana kadar görmediğime inanamıyorum. Sen özelsin, tıpkı bizim gibi. Ne çeşit gücün var? Birçok. Nasıl sahip oldun? Bana yıldırım çarptı. Canın yandı mı? Hem de çok. Ona ilaç vermişler. Muhtemelen bir engelleyici. İlaç vermezlerse gücün geri gelecek mi? Umarım gelmez. Neden? Çünkü ben farklı olmak istemiyorum. Ben sadece 10 yaşındayım. Ben gerçek bir kız olmak istiyorum. O zaman sana ben bakarım. Demek kötüyle böyle savaşıyorsunuz. Süper gücü olan küçük kızları kaçırarak. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, tamam mı? Dinle, Troy'u aramamız lazım. O ne yapacağını Dinle, bilir. Dinle, bir müşteri var değil mi? Onu isteyen biri. Öyle gibi görünüyor. Kızın ama ödü patlıyor. Bunu görebiliyorum. Peki şu müşteri onu neden istiyor? Bilmiyorum. What? Onu öylece onlara veremeyiz. Planın var mı? Hayır, henüz değil. Öyleyse Troy'u arıyorum. Bekle, lütfen. Sabaha kadar vakit ver, bir şey düşüneceğim. Lütfen. Gece vakti ya da sabah erken bir saatte gitmiş. Adı Casey. Paket küçük bir kız. O da tıpkı bizim gibi. Onun da güçleri var. Şu an en önemli şey onu bulmak. Sen ölüsün. Kurşun geçirmezim. En az iki ekip onu arıyor. Depodaki korumalar ve korumalarla çalışan bir destek Gerçekten ekibi. Mi? Kurşun geçirmez mi? Walter. Çelik yelek giyiyor. Onun güçleri var. Bu onu neden yakaladıklarını açıklıyor. Ve bu da onu geri almak için bir her şeyi yaparlar. Bir de esrarengiz bir motosikletçi var. Bütün gece ne yapıyordunuz? Kurtulmak için kaçtım. Kaçmasına izin mi verdiniz? Yeter. Düşünmemiz gereken tek şey onu bulmak. Bırak yardım edeyim. Lütfen. Walter evine git. Herkes için uzun bir gece oldu. Ama... Evine git. Biz onu buluruz. Bize güven. What? Dostum, Casey'yi buldum.
Merhaba. Bütün sabah oradaydı. Onunla konuşmadın mı? Şaka mı ediyorsun? Ya gözünde lazer ışını varsa? Bak, esrarengiz motosikletçi bir kadın. Tamam, dinle fırsatçı. Canını yakmak istemiyorum ama... Oh! Onu rahat bırak. Kesi, kaç! Brandon! Bırak beni! Kate! Hey, ne yapıyorsunuz? Görev tamamlandı. Paketi bu sabah müşteriye teslim edeceğiz. Sen kimsin? Onun ablasıyım. Cassie özel biri değil mi? Evet. Kimsenin anlamayacağı yönlerden. Bu duyulduğunda peşimize düştüler. Hükümet, şirketler, kişiler. Onun sadece bir çocuk olmasını aldırmadılar. Yani o zamandan beri kaçıyoruz. Onu korumak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Ama bilirsin asla yetmiyor. Onu tutan kimdi biliyor musun? Önemi yok. Hepsi de aynı şeyi istiyor. Sen kimin için çalışıyorsun? Bu uzun bir hikaye. Seni kardeşimin peşine kim gönderdi? Bir müşteri var ama bunun anlamı... Bir müşteri. Kesiyi incitmek istemiyorum. Yardım etmek istiyorum. Gerçekten mi? Müşterinin ona ne yapacağını sanıyorsun? Tıpkı ötekiler gibi kardeşimi ölçecek ve inceleyecek. Nereye gidiyorsun? Onu geri almaya. Dostum. Oyun bitti. Eve gitme vakti. Walter. Nerelerdeydin? Aradım ve mesaj attım ama sen... İyi misin? Hayır, değilim. Evet. Bak kedi ne getirmiş. Bizim kedimiz yok. Bu sadece bir deyim. Ama olsaydı, geceyi kar topuna oğlumun kayıp olduğunu ve telefonlarıma cevap vermediğini, çukura düştüğünü söyleyerek geçirirdim. Biliyorsun, çocuğu eve gelmeyen her annenin kafasındaki kullanılmayan bir kuyuya... Ölmediğine sevindim. Teşekkür ederim. İhtiyacın olan bir şey var mı? Hayır. Alo. Ablasının adı Kate. Ve tek yapmaya çalıştığı onu korumak ve diyor ki... ...müşterinin her kimse ona ne yapacaklarını biliyormuş. Troy, bir paket olduğunu söyledin ama değil ve anlamıyorum bunu nasıl... Buraya görevden bahsetmeye gelmedim. Buraya iyi olduğundan emin olmaya geldim. Dünyayı daha iyi bir yer yapmaya yardım edeceğimi söylemiştin. Ama daha iyi yapmadık değil mi? Dünyayı değiştirmek zaman alır. Doğru. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Sanırım demek istediğim...
ekipten ayrılıyorum. Walter, yeteneklerin test edildi. Bazen test edildiğimizde bizi özel yapan şeylerden şüphe etmeye başlarız. Özel olmak her zaman böyle zor mudur? Zamanla daha da kolaylaşır. O nasıl? Kesi. Güvende. Peki ya müşteri? Müşteri hızlı bir teslimat bekliyor. Bu ne tarz bir müşteri Walter, ki? Peki ablası Kate dedi ki... Ablasıyla ben ilgilenirim. Kesi genel merkezde sapasağlam. Onu müşteriye sabah götüreceğiz. Hazırlıktan ayrıldın mı? Ait olduğum yere geldim. Sen? Aptalca bir şey yapmak üzereyim ve yardımın lazım. Gerçekten aptalca mı? Güzel. Merhaba. Beni nasıl buldun? Todd'a sordum. Sonra da Aiton'a. Aiton Annika'ya sordu. Aklında ne var Walter? Eve gittim. İyi fikir. Ve sürekli Cassie'yi düşündüm. Kötü fikir. Cassie'nin yardımıma ihtiyacı var. Böylece gerçek bir kız olabilir ama onu bu sabah müşteriye götürecekler. Ve müşterinin kim olduğunu bile bilmiyorum. Ve o zaman çok geç olacak. Bu yüzden onu kurtarmak için hile yapacağım. Ve sonuçları umurumda bile değil. Ayrıca benimle gelirsen harika olur. Güzel konuşmayın. Teşekkür ederim. Genelde önce prova yaparım. Bunun nesi var? Boş ver. Kaç tane süper kaçık var? Burası genel merkez. Özel bir gösteri koğuşu genel değil. Genel merkez aslında boş. Yukarıda bir koruma var. İki tane aşağıda. Silahlılar ve sıkılmışlar. Burada ne yapıyorsun? Onu geri alacağız. Bir saniye çocuklar, burada ne arıyorsunuz? Hey! Ha? Bundan hoşlandığını düşünmeye başlıyorum. Benimle flört mü ediyorsun? Öyle olsa kötü bir şey mi olur? What? Vardiya değişimi. Kimin emriyle? Gece yarısı. Atıştırması. Kim için? Kesi. Durun. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Git. Hadi. Bu kötü bir fikir. Biliyorum. Sonra ne olacağını düşünüyorsun? Bizi durduracaksın. Aa, hayır. Çok geç. Hayır, lütfen. Ben mutlu olmak istemiyorum. Böyle değil. Üzgünüm Brandon. Beni aptal mı sanıyorsun? Hayır. Hayır, sanmıyorum. Yapma. Ben normalim. Bana öyle diyordunuz değil mi? Kaptan normal. Normalin nesi var? Her şey.
kurtardığın için teşekkür ederim. Bir şey değil. Başını derde soktumsa özür dilerim. Dert benim işim. Dert aslında onun işi değil. Önemli olan artık gerçek bir kız olabileceksin. Peki ya sen? Gerçek bir oğlan olmak istemiyor musun? Hayır. Yani evet. Evet yani ben kendimim. Seni bir daha görmeyeceğiz ha? Umarım öyle olur. Hoşça kal Kesin. Hoşça kal Walter. İyi çocuk. Çok tatlı. Acıktın mı? Altın elma açık. Tart severim. Burası en sevdiğim yer. Neden? Burası yıldırımın çarptığı yer. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Eve gidip hiç tanışmamışız gibi yapabilirim. Muhtemelen zihnimi silebilirim, değil mi? Ya da belki Kesin'in yaptığı gibi kaçabilirim. Gitme. Sana ihtiyacımız var. Ekiple kal. Benim çok arkadaşım yok Walter. Arkadaşım olacağını umuyordum. Neden? Sen çok akıllısın. Komiksin. Ve konuşulması kolaysın. Herkes arkadaşım olmak istiyor. Başka bir süper güç mü? Bazen daha çok gereksiz bir sınırlama gibi. Eğer çimlerin üstünde koşuyor olsaydım ve yemek vakti geldiğinde annem adımı bağırsaydı, adım Tess. Bu benim gizli kimliğim. Ekibimin üyelerine güvenebilmem benim için çok önemli bir şey. Hatta zorunlu. Her birinize. Ve güvenemezsem, eğer küçücük bir şüphe olursa... Burada ne yapıyorsun? Kesiyi ben serbest bıraktım. Benim hatam. Kesiyi ben serbest bıraktım. Benim hatam. Kesiyi ben serbest bıraktım. Benim hatam. Babam filmdeki çenesinde büyük tel olan adam hakkında sesini kesmedi. Kesiyi ben serbest bıraktım. Benim hatam. Bu yüzden ayağa kalktı ve eski Kesiyi bir filmi parçaladı. Kesiyi ben serbest bıraktım. Benim hatam. Bunu yaptılar çünkü onlar bir ekip. Bunu yaptılar çünkü onlardan önceki adam da bunu yaptı. Bunu şaşırtmak için yaptılar. Genel merkez benim sorumluluğumda. Bu benim hatam. Özür dilerim baba. Baba mı? Bilmiyor muydun? Bana kimse söylemedi ki. Walter, beni takip et. Aferin sana. Umduğumdan daha da iyi. Kafam karıştı. Evet. Sana bir keresinde vicdanı rahat bir girişimci olduğumu söylemiştim. Sana şükür vicdanım rahat. Hala karışık. Bir paketi geri almak için kiralanmıştım. Paketin küçük bir kız olduğu ortaya çıktı. Bunun için anlaşma yapmamıştım. Müşteri beni kullandı ve sizi de kullandı. Bu beni zor duruma soktu. Kesiyi buradan sağ salim çıkarmam gerekiyordu. Ama aynı zamanda inandırıcı bir şey de gerekiyordu. O zaman sen devreye girdin. Canı sıkkın hevesli eski işçi vaziyeti kurtardı. Tam olarak hevesli değildim. Sadece Kesiye yardım etmek istedim. Çünkü tek istediği gerçek... Bekle biraz, bunu biliyordun. Evet. Doğru şey yapacağına dair sana güvendim. Beni hayal kırıklığına uğratmadın. Aferin sana Walter. Ne dersin? Bize ikinci bir şans verecek misin? Güzel.
Orada ne halt oldu? Güvenimi hak etmeyen birine güvendim. Bedeli büyük olacak. Tahmin edebilirim. Güvenirliğin hakkında şüpheliyim. Bunu da tahmin ederim. Unutma, seni kiralamak benim fikrimdi. Beni pişman etme. Kendi başına kalabilirsin. Acımasız olma. Dikkatli ol. Ben de dikkatli olurum. Bir zamanlar aynı ekipteydik. Benim artık kendi ekibim var. Bunu daha çok seviyorum. Bağlantıda olacağım. Walter, merhaba. Yıldırım çarptığında bana özel bir güç verildi. İlk başta karşı koymama rağmen ortak ilgileri kötüyle savaşmak olan kadın ve erkeklerden oluşan bir grup buldum. Yani kısacası artık köpek yıkamayacağım. Onun yerine dünyayı kurtaracağım. Adım Walter Speckman. 26 yaşındayım ve bu elime geçen en iyi fırsat. Ama sonrasında ne olacağını bilseydim dans etmezdim. Kaçardım. Aunque antes querrás cambiarte de ropa. Así pareces el profeta Mahoma. Onun güçleri var. Bu da onu neden yakaladıklarını gösterir. Yine onun yapacağım. Onun güçleri var. Bu da onu neden yakaladıklarını gösterir. Anlaşıldı mı? Yardım için buradayız. Belki bu onu bir kurtarma operasyonu. Bunu bir sahil edebiliriz Brandon. Bir fikrim var. Brandon. Olamaz. Ne? Çocuklar, çocuklar. Sanki bir uzay yaratığı gibi yaratığı. Yine yapacağım. Sanki bir yalnız uzay yaratığı. Affedersin, repliğimi unuttu. Böyle çok yaratık dedim ki. Yine yapacağım. Sanki yalnız bir uzay yaratığı gibi yaratığı, affedersin yaratığı. Yine yapacağım. Sanki yalnız bir uzay yaratığı gibiydim. Böyle mi demek istiyorsun? Bu epey iyiydi. Yıldırım çarptığında bana özel bir güç verildi. İlk başta karşı koymama rağmen ortak ilgileri kötüyle savaşmak olan kadın ve erkeklerden oluşan bir grup buldum. Yani kısacası artık köpek yıkamayacağım. Onun yerine ben başka bir şey yapacağım. Ah, bu mükemmeldi. Öyle yemeği.